Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Yöresel yemeklerimizden nohut. Evet, nohudu ve kuru fasulyeyi, bakliyatları bir geceden ıslatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu yöntemle sadece bir saat içerisinde pişirmeye hazır olacaktır. Evet, nasıl yaptım arkadaşlar? Öncelikle nohudu ayıkladım, güzelce yıkadıktan sonra tencereme aldım. Üzerine yaklaşık 1,5 litre kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyu ekledim. Kapağını da kapattım, ocağı aldım. Sadece 5 dakika yüksek ateşte kaynattım. Fokur fokur kaynattım arkadaşlar. Evet, bu şekilde saat kurdum. Daha sonra otomatik kapandı. Görüyorsunuz fokur fokur kaynıyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bu şekilde 1 saat bekletiyorum. 1 saat sonra nohudum artık pişmek için hazır. Yani bir geceden 12-15 saat ıslatıp beklemenize gerek yok arkadaşlar. Bu teknikle sadece 1 saat içerisinde nohudumuz pişmeye hazır. Evet, görüyorsunuz. 1 saat içerisinde nohudumuz pişmek için hazır. Dilerseniz birkaç saatte bekletebilirsiniz, hiç sorun değil, ama acil durum varsa minimum 1 saat bekletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, yapmışken de nohut yemeğimi sizlere vermek istedim. Tencereme dana kuşbaşı etlerini alıyorum. Şöyle bir suyunu çekene kadar kavuruyorum. Üzerine de bir tane yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Soğanla birlikte devam kavuruyorum. Biraz daha sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ ile birlikte kavurmaya devam ettim. Bu esnada kızım da okuldan geldi. Kendisi için bu şekilde pizzalar yaptı. Somun ekmeğin üzerine dilerseniz bu pizza tarifinde sizlerle tekrar yaptığımı paylaşabilirim. Evet, soğanımız kavrulduktan sonra 1 yemek kaşık tereyağı, yaklaşık 1 yemek kaşık domates ve biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Salçamız güzelce kavrulsun. Çok yüksek ateşte kavurmayalım arkadaşlar. Derecesini ocağın biraz düşürelim. Kavurma işlemleri önemlidir. Bu çiğ kokusu gitmesi gerekiyor ve yemeğimizin lezzetini alacaktır kavruldukça. Bir tane de domates... Kızım pizza yapmıştı biliyorsunuz. Oradan kalan domatesleri de yemeğimde değerlendirip kullanmak istedim. Ziyan olmasın diye. Süzmüş olduğum nohutları da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine yaklaşık 1 litre 1 litreden biraz daha fazla kettle'da kaynattığım sıcak suyu ilave ediyorum. Şimdi baharatlar ile lezzetlendireceğim. 2,5 çay kaşık tuz, 1 çay kaşık kırmızı toz biber ve yarım çay kaşık ucunda kimyon. Kimyon gazını alıyor arkadaşlar, mutlaka kullanın. Ve kurutulmuş acı biber. Seviyorsanız bolca ekleyebilirsiniz. Ben maalesef çok ekleyemiyorum. Yemeğim acımasın diye. Sonrasında tabağımı yerken dövülmüş biber ekliyorum. Yaklaşık havası çıktıktan sonra 25 dakika düdüklü tencerede nohudumu haşladım. Ve görüyorsunuz sonucu arkadaşlar. Şahane pişti. Hiç dağılma yok. Kabuk atma yok. Harika. Ve inanılmaz lezzetli oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Servis için yanına tabii ki nohut pilavsız olmaz. Yanına salata, turşu, yoğurt, ayran eşliğinde bizler afiyetle tükettik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bana destek vermek için videomu beğenip aşağı yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca kanalıma abone olup zil sesini de açalım. Paylaşacağım yeni videolarımdan haberdar olursunuz ve bana destek verirsiniz arkadaşlar. Şimdiden emeğime destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve tekrardan görüşmek dileğiyle.
Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.